Kayalık ve engebeli zirveler, İsviçre'nin Engadin bölgesindeki Alp manzarası, dağ tutkunları için tam anlamıyla bir cennet. Ünlü lüks tatil merkezi St. Moritz de işte bu vadide. Yılda ortalama 322 gün güneş almasıyla ünlü St. Moritz'te güneş bugün yüzünü göstermek istemiyor. Yaz sezonunda bile yukarıdaki zirveler karla kaplı olabiliyor. Burayı ziyaret edenlerin çoğu genelde lüks otellerde konaklıyor ama ben bu gece sıra dışı bir mekanda konaklamayı deneyeceğim. Dağın tepesinde bir odaya dönüştürülmüş teleferik kabininde. Bunun için öncelikle gerçek bir teleferikle yukarı çıkmam gerekiyor. Hem de yükseklik korkuma rağmen. Oldukça yükseğe çıkıyoruz. Bugün konaklayacağım yer 3000 metreden de yüksek bir noktada bulunuyor. Başardım. Aslına bakarsanız bu oldukça korkunç bir yolculuktu benim için. Neyse ki şimdi ayaklarım yeniden yere basıyor. Ev sahiplerim beni bekliyor. Valeria Mella ve Adrian Rudy, hizmet dışı bırakılan teleferik kabinini büyük uğraşlarla yaşam alanına dönüştürdü. Kabin bir nevi ufak bir ev. Küçük bir alanda yaşamak için ihtiyacınız olan her imkanı sunuyor. Her yere çekilebilen mutfak ünitesinden gizli raf ve dolaplara kadar. Tüm bunların ardında iyi düşünülmüş bir konsept var. Mit dieser Gondel sind schon 5 Millionen Leute gefahren und irgendwie das Upcyclen aus einem Produkt, was mega cool ist, wo wir die Aussicht behalten können, das herauszufinden, was wir wo unterbringen können, dass es eigentlich trotzdem ja alle Dinge hat, die man braucht. Teleferik kabini 2008'de hizmet dışı bırakıldı. İsviçreli çiftin kabini dönüştürmesi ise yaklaşık bir yıl sürdü. En büyük zorluk kabinin ağır olmasından kaynaklandı. Çünkü biten minik evin helikopterle dağın tepesine taşınması gerekiyordu. Şimdi kabin manzara platformunun bir kenarına sabitlenmiş durumda. Proje İsviçre'nin gökyüzüne özgür bakış vadeden konaklama merkezleri konulu turizm kampanyası kapsamında gerçekleşti. Bu kapsamda yaklaşık 50 proje hayata geçirildi. Bunlar arasında eski bir rasathane, camdan çatıya sahip bir dağ evi ve yüzen bir karavan da var. Benimki ise bir gondol. Akşam olup yıldızlı gökyüzü ve harika manzaranın tadını çıkarmadan önce burada başka keşfedilecek ne var görmek istiyorum. Hadi gidelim. Ve buraları iyi bilen birisiyle buluşuyorum. Hallo, ich bin der Rudy. Ben de Josephine, iyi günler. Können wir los? Seve seve, hadi. Dağ rehberi Rudy Kristen'la Engadin'in dağlık coğrafyasını keşfediyorum. Ja, das Engadin ist speziell, weil das Tal selber ist, obwohl es sehr hoch ist, wir sind hier auf 1800 Meter, sehr breit. Und es hat viele Seen und die Leute fühlen sich hier nicht so eingeengt durch das weite Tal. Kalt? Oh, was evet, tam soğuğa dayanıklılara göre. Das Wasser kommt da vom Berg runter und drum ist es so klar. Gerçek bir kaynak suyu. Eine Chemikalien oder irgendwas drin. Harika, tam dilediğim gibi. Ja. Man ist sehr schnell in der Natur draußen. Man findet immer wieder eine Ecke, wo man allein ist. Das ist toll, ja. Şimdi tek başıma konaklayacağım kabine gidiyorum. Oldukça güzel ama bir o kadar da yorucu bir gündü. Açlıktan ölüyorum. Konukların rahat etmeleri için kendilerinin de çaba göstermesi gerekiyor. Ama bunun karşılığında hava kararır kararmaz Pitsnayer Dağı ile baş başasınız. Çünkü saat 17'deki son teleferikle herkes dağdan aşağı iniyor. Yemekler oldukça basit ama manzara tüm eksik yanları fazlasıyla telafi ediyor. Ve nihayet bulutlar çekildikten sonra onu gerçekten de görebiliyorum. Yıldızlı gökyüzünü. Birkaç saatlik uykudan sonra dışarı çıkmadan duramıyorum. Böyle bir gün doğumunu izleme şansı bir daha ne zaman yakalanır bilinmez.
Geceyi burada, dağda tek başıma geçirmek eşsiz bir deneyimdi. Bazen biraz soğuk olsa da. Ama manzarayı ve yıldızlara bu kadar yakın olmayı asla unutmayacağım.